Çünkü Gazişehir bizim ortak evimiz ve bu ortak evimizin daha güzel, daha yaşanılabilir olması için hepimizin ortak yükümlülükleri de var ve bu noktada her birimizin kendi gücümüz yettiği kadar taşın altına el koyması gerekiyor. 1950'lerden itibaren başlayan Türkiye'deki hızlı kentleşme süreci pek çok sorunu beraberinde getirdi. Bu sorunların yönetilmesi gerçekten çok zor. Ama buna rağmen bütün idarecilerimiz aslında elinden gelen gayreti gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar. Gösterecekler. Bundan şüphem yok. Ama yük o kadar büyük ki bunu kaldırmak da o kadar kolay olmasa gerek. Bunu da takdir etmek gerekiyor. Ben sözlerimi çok uzatmak istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Bu federasyonun kuruluş gayesi bulunduğumuz şehre katkı sunmaktır bir sivil toplum kuruluşu olarak ve bu noktada da üzerimize düşen her neyse insanı merkez almak suretiyle ve bu anlamda hiçbirimizin bir başka ötekisi olmaksızın sadece insan merkezli olarak yaklaşarak çabalar göstermektir ve buna yoğunlaşmaktır. Her birimizin farklı yaşam biçimleri, farklı düşünce tarzları, dünya görüşleri olabilir. Bizim ortak paydamız bu değildir. Bunlar bizim zenginliklerimizdir. Biz sadece insan odaklı olarak katkı sunmaya yönelme amacını taşımaktayız. Bunu arz etmek istedim. Federasyonun kurulma fikri aslında yaklaşık 6-7 yıl öncesine dayanıyor. Fakat şartların olgunlaşması bugüne nasip oldu ve gerçekleşti. Burada ben acizane arkadaşlarımızın teveccühleriyle bir temsil vazifesini üstlenmiş oluyorum. Bunun ağırlığını, yükünü de iliklerime kadar hissettiğimi bilmenizi isterim. Fırat'ın çocuklarıdır. Mezopotamya'nın çocuklarıdır. Bereketli hilalin ortasındadır. Bereketli hilal beraberinde rahmettir, sevgidir, kardeşliktir. Şanlıurfa inançlar şehridir. Peygamberler şehridir. Baktığınız zaman büyük bir inancın sembolüdür. Ateşi suya döndüren, odunu balığa döndüren inançtır Şanlıurfa. Şanlıurfa Eyüp Aleyhisselam'dır. Eyüp Aleyhisselam sabırdır. Sabır imandandır. İmanlı insanların memleketidir Şanlıurfa. İşte böyle kardeşimizde, komşu hakkı olduğumuz kardeşimizle bir olmak, beraber olmak, güç birliği yapmak durumundayız. Biraz önce hocam söyledi, ben de çok kullanırım. Coğrafya kaderdir dedi. Coğrafya kaderdir. Bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Başka hiçbir çaremiz yok. Bu coğrafyada safları sıklaştırmak zorundayız. Başka hiçbir engelimiz olamaz. Bu coğrafyada iri olmak, diri olmak zorundayız. Çok güzel bir söz var. Birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var. Aslında tam da bunun için kurulmuştu bu federasyon. Bu kuvvetli federasyon, birlikte rahmetin en güzel örneğini gösterecektir. Şanlıurfa ve Gaziantep. Başında Gazi olan, başında Şanlı olan başka bir şehir yok. Ecdat aynı, ata aynı, tarih aynı, kurtuluş mücadelesi aynı. Eğer atalarımız, dedelerimiz sağlam bir şekilde burada durmasaydı, Çanakkale o kadar kolay kurtulamazdı. Bu ecdadın torunları olarak, bu ataların torunları olarak, ezanımız için, al yıldızlı bayrağımız için, namusumuz ve şerefimiz için, buradan aldığımız ilhamla istiklale doğru yürüyoruz. Bu dedelerin torunları, aynı azimle kararlılıkla, 15 Temmuz o karanlık gecede en hızlı bir şekilde demokrasi meydanına gelip yeniden Mehmet Akif'in o milli şiirindeki her bir satırını yeniden yazmıştı. Birbirini tamamlayan büyük bir lezzet var. Halil İbrahim sofrası kardeşlik sofrasıdır. İsot'la kırmızı biber birleşince tat değişir. Bugün baklavamız, ağız tadımız, fıstığımız hepsi birbirinin bütünleyicisidir. Baklavanın bu kadar
lezzetli olmasının nedeninin bir tanesi Şanlıurfa'dan gelen yağdır. Bu yağ yalan olsaydı, eksik olsaydı baklava bu kadar lezzetli olmazdı. İşte birbirimizi bu kadar güzel tamamlıyoruz. İşte Fırat'ın çocuklarının toprağı bir, lezzeti bir, ağız tadı bir, çok ortaklığımız var. Büyük bir zenginliğimiz var. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılı ne dedi? Göbekli Tepe'yi ilan ediyoruz dedi. Ama bir şey daha söyledi. Gaziantep'i de ilave ediyoruz dedi. Göbekli Tepe ve Zeyrukma. Roma dönemi ve insanlık tarihi kadar bu güzellik. Kumkale, Harfeti karşısında nedir? Bugün işte sunumumuzu yaptık. Kumkale'de yaptığımız sahil düzenlemesi. Kumkale, Harfeti arasındaki o Fırat'ın güzelliği. Üzerinde lavanta ormanlarında çıkıp teleferikle Fırat'ı seyretme. Bu memlekette çok hayallerimiz var bizim. Bu memleket için çok büyük sevdamız var bizim. Bu memleket bizim, bu memleket hepimizin. Sevgili Peygamberimizin veda hutbesinde söylediği, o bize verdiği talimat en önemli talimattır. Nerede doğarsanız doğun. Diliniz, dininiz, ırkınız, cinsiyetiniz ne olursa olsun. Eşref-i mahlukat olarak doğan her insan birinci sınıf vatandaştır. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. Takva nedir? İyi insan olmak. Tam da dünyanın buna ihtiyacı var. İyi insan olmaya, vicdanlı insan olmaya, merhamete, rahmete ihtiyacı var. Bölgemizdeki savaşı durduracak olan güç, işte Peygamberler Ocağı Şanlıurfa'yla Gazi şehri birliğinden ve beraberliğinden geçmektedir. Şu gördüğüm güzellikten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz Gaziantep ve Şanlıurfa bir ve beraber bir şekilde yolumuza devam ettiğimiz sürece Allah'ın izniyle ulaşamayacağımız hiçbir hedef, aşamayacağımız hiçbir engel yok diyoruz. Ben sizlere tebrik ediyorum. Birliğinizi, kardeşliğinizi, bütünlüğünüzü Şanlıurfa'da gelip Gaziantep'te Gaziantep'li gibi davranmanızı, Gaziantep'e uyum sağlamanızı, Gaziantep'lilerle kardeş olmanızı ve burada hem Türkiye'nin büyümesini, hem Gaziantep'in büyümesini, hem de hemşehrilerinizin korunmasına, korunmasına, gelişmesine çok ciddi katkılar sunuyoruz. Bu yoğunluğunuz, bu bir araya gelmeniz gerek sayı itibariyle, gerekse de baktığımızda hepinizin gözlerinin içi gidiyor. Belli ki bu yaptığınız organizasyonda mutlusunuz. Bu yaptığınız organizasyonda isteyerek yapıyorsunuz. Gerek hanımefendiler, gerek gençler, gerek beyefendiler bu yaptığı işte mutlu olduklarını bize hissettirdiler. Dolayısıyla sizleri tebrik ediyorum. Allah birbirinizi, bütünlüğünüzü bozmasın. Gaziantep'te oluş amacınız hiç şüphesiz sizler için her ne kadar bir tercih ise de bazen de şartların gerektirdiği bir göç. Memleketinizde çıkarken Gaziantep'te yeni bir hayat kurmak için çıktınız. Ve çok şükür baktığımızda birçok Şanlıurfalı hem kendisinin yaşam koşullarını daha ileriye götürdüğünü hem de yeni gelen hemşehrilerine abilik yaptığını, ablalık yaptığını görüyoruz. Belki de hemşeri derneklerinin en önemli görevi yeni gelen hemşehrilerine kol kanat gelmesi. Tıpkı Gaziantep'in sizlere yaptığı gibi. İnşallah görev yaptığımız süre içerisinde bütün hemşeri dernekleriyle olduğu gibi Şanlıurfa hemşeriler, hemşeri dernekleriyle de bu federasyonla da beraber çalışacağız. Bildiğiniz gibi Gaziantep birliğin beraberliğin şehri. Gaziantep olarak Türkiye'ye hatta dünyaya model olmuş bir şehriz. Ve Gaziantep'te Şanlıurfalılar olarak bu şehrin her alanında var olan, varlığımızı kabul ettiren bir topluluğuz. Bu anlamda biz Gaziantep'in birliği, beraberliği için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz her alanda. Siyaseten bizler buradayız.
bürokraside, şehrin ticaretinde, sanayisinde, dolayısıyla kısacası şehrin her alanında bizler varız, var olmaya da devam edeceğiz. Şehrimizin birliği, beraberliği için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Gaziantep 81 ilin 81'inden de vatandaşlarımızı bağrına basan bir şehir, birliğin, beraberliğin şehri. Urfalılar olarak da bu birliğe, beraberliğe katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu şehrin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler birlikte gazlanıyoruz, birlikte güçlüyüz. Ve inşallah yeni kurulan Urfa Dernekler Federasyonu'nda bu anlamda şehrimizin birlik beraberliğine çok katkı sunacağına ben eminim. Federasyon fikri hocamın da bahsettiği gibi yıllar öncesine dayanıyor ancak bugüne nasip oldu. İnşallah bundan sonrasında da birlik beraberlik içerisinde Gaziantep'imize, şehrimize hizmet edeceğiz. Bizler de elimizden gelen ne varsa, ben bir kardeşiniz, bir evladınız, bir hemşehriniz olarak her daim emrinizde olduğumu bilmenizi istiyorum. İnşallah da bu toplantımız hayırlara vesile olur. Bizler de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Her şey Gaziantep'imiz için. Bizler de Gaziantep'te birlikte, beraberlik içerisinde yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Yüce Kitab'ın Kur'an'da buyurduğu ki, giyin, için ama israf edenlerden olmayın. Ya Rabbi, verdiğin nimetlerin kadrini, kıymetini bilmeyi cümlemize nasip eyle. Bize her iki dünyada da iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Ya İlahi Alemin, dualarımızı yüce katında makbul eyle. Allah rızası için El-Fatiha-tı Mâ-Selevâti.